Ferhat Öncü arkadaşımıza kameraların gözü önünde bir polis tarafından küfür edilmiş ve tokat atılmıştır. Bizim nazarımızda bu tokat sadece Ferhat Öncü'ye değil, AKP-MHP iktidarının giderek pervasızlaşan iktidar pratiklerine karşı adalet arayan Kürt halkına ve demokrasi güçlerine atılmıştır. İktidarın yarattığı düşmanlık politikaları ve nefret iklimi kolluk güçlerini hadlerini aşan bir noktaya çekmekte ve iktidardan cesaret alan polisler hak ve adalet arayan herkese nefret kusmaktadır. Muhalefetin sindirilmek istendiği, adalet arayanların darp edildiği ve pervasızca saldırıların ayyuka çıktığı bu dönemde siyasal ve toplumsal itirazımızı daha gür sesle çıkarmaya devam edeceğiz. Bugün Ferhat Öncü'ye atılan tokat demokratik siyasete atılmış, edilen galiz küfürler adalet arayanlara yönelik olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda Kürt düşmanlığının sonucudur. Bu tokat ülkede değişim iddiasındaki tüm siyasi yapıların kulağında çınlamalı ve harekete geçilmelidir. Her şeyini kaybetmiş bu pervasız iktidar şiddet ile kendini yeniden kurmak isterken bunun panzehiri bu tokat atan zorba ele karşı demokrasi güçlerinin el ele vermesidir. Demokrasi havarisi geçinen AKP-MHP iktidarı demokrasi düşmanı olduğunu dün bir kez daha göstermiştir. Ferhat Öncü şahsında atılan bu tokat başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklar tarafından iktidara misliyle iade edilecek ve hesap sorulacaktır. Tüm demokrasi güçlerini, halklarımızı ve duyarlı kamuoyunu dayanışmaya ve iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hasta tutsaklar için aileleri duyarlılık sağlamak için İstanbul'da bir basın açıklaması yapmak istediler. Bu basın açıklamasında devletin içine çöreklenmiş, ağırlık ve emniyetin içinde Suç İşleri Bakanı çifteleri tarafından hem annelerimiz hem İl İş Başkanımız ahlaksızca, şerefsizce darp edildi, gözaltına alındı. Tabii ki AKP-MHP iktidarı artık iktidar değil, bir çete oluşumudur. Çete sistemidir. Doğaldır ki bu ülkeyi çete gibi yönetecektir. Battıkça debeleniyor, debelendikçe de Türkiye halklara tahribat çok ağır olacak, zararlar da veriyor. Aralık ayı bildiğiniz gibi bu katliamcı, bu inkarcı, bu reddi zihniyetin katliam ayıdır. Erdal Eren'in idamı, kent avukatları, 19 Aralık cezaevi katliamı, Roboski katliamı tam bir katliam ayıdır. Bu vesileyle bu katliamı düzenleyenler lanetliyor, yaşamını yitirenler de saygıyla anıyoruz. Tabii ki bu çete iktidarı, bu faşist iktidar halkımıza topyekun devletin bütün imkanlarını, gücünü sefer ederek saldırıyor. Tabii ki buna karşı biz de bütün demokrasi güçleri ortak bir mücadeleyle karşı koyacağız. Bu saldırılar, bu çete zihniyetine, bu çete saldırılara bu halklarımız yabancı değil. Eskide de biliyorsunuz bu çete vari saldırırken, bu ülke tüm kaynaklarını talan ederken kendine ne diyordu? Devletim diyordu ben. Devletin güvenlik kuvveti, mülki amiriyim, yargısıyım diyordu. Ama o kendine devletim diyenler bugün ne? Nasıl çete oldukları, nasıl terörist oldukları, bu ülkenin başına neler sardıklarını şimdi bu faşist çete iktidarı tarafından terörist ilan edildiler. Ya pekala aynı akıbeti, aynı sonucu bunlar da yaşayacak. Az kaldı. 6 ay sonra da bu devletin imkanlarını, olanaklarını, yetkisini halklarımıza karşı bu denli çete vari kullananlar akıbeti aynı olacaktır. Defalarca burada çağrı yaptık. Mülki amirler, hepsini demiyoruz ama kimi mülki amirler artık bu çete iktidarının il başkanları gibi çalışıyor. İlçe başkanları gibi çalışıyor. Emniyet gücünün içinde çöreklenmiş Suç İşleri Bakanı'nın çeteleri çetevari çalışıyor. Biz bu çetevari ülke yönetiminden bir an önce mutlaka kurtulacağını ama
eğer varsa mülki amirler, eğer varsa emniyet güçleri, eğer geçmişte şimdi terörist çete diye lanse ettikleri FETÖ tarikatının akıbetini yaşamak istemiyorlarsa, gerçekten bu halkın, bu devletin mülki amiri olmalıdır, emniyet müdürü olmalıdır, emniyet gücü olmalıdır, yargısı olmalıdır. Yoksa aynı akıbeti aynı şekilde bu halklarımız size de yaşatacaktır. Bu aynı zamanda devlet adabına, emniyet güçlerine, mülki amirin kendisine yapılmış en büyük çeteleri saldırıdır. Bu güçler, bu kurumlar, bu çeteleri kabul etmemelidir kendi içinde. Ama dediğimiz gibi nasıl ki topyekun saldırıyorlarsa, ama aynı şekilde demokrasi güçleri de karşı bu halkların ortak, barış, önemli bir birlikte yaşamanın zemini çok kısa sürede sağlayacaktır.